La 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 la. Efendim? Ah, nana. Ah, merhaba, Belkin ben. Ah, merhaba. Ah, merhaba. Emri vakit gibi olmadı değil mi yemek olayı? Ah, tamam. O zaman ben okuldan çıkar çıkmaz gelirim. Orada hazırlanırım. Sen de yardım edersin. Ne dersin? Tabii. Ah, tamam Canikom. Öptüm. Ben de öptüm Canikom. Görüşürüz. Görüşürüz. Ah, yaşasın. Sanırım dünyada artık bir kız arkadaşım var. Ay. Canım, canım arkadaşım. Volkan bak yine üzüleceksin, ben sana söyleyeyim. Bu Belgin sana neler etti ama sen onu affediverdin. Hakan, ben çocuk değilim. Her şeyin farkındayım, rahat ol. Onunla aramda bir şey yok ve olmayacak da. Vallahi ben senin üzülmeni istemiyorum o yüzden. Bak, ben kendi kapılarımı nasıl kapattım herkese? Tamam Hakan'cığım. İkimiz de dulcuk bir biçimde ömrümüzün sonuna kadar böyle oturalım. Yok canım. Doğru kişi bir gün bizim de karşımıza çıkacak. Doğru kişi mi? Kim kaybetmiş de biz bulalım. Bak Volkan, bu gece yemekte falan da sakın yüz vereyim falan deme. Hakan, rahat olsana sen ya. Maç olduğundan sakın taviz verme. Kulini orada kaşını gözünü oynatarak Nana'ya geçmişten söz ederek ona taktikler verecek. Ben de burada boş boş duracağım ha? Öyle mi? Yok öyle ya. Hadi bakalım Şoker. İş başına. Aslanım benim. Şu parayı saklayıp ki Nana banka işini halledemesin. Böylece Tayfun'un güveni sarsılsın. Yaşasın çok geldik. Şimdi de Simge ile küçük bir işbirliği yapalım bakalım. Müsaade var mı kızım? Biraz tozları. Tabii Şakir'e teyze buyur. Az önce de Hakan oğlumun odasının tozlarını aldım. Kulak misafiri oldum. Akşam evde yemek varmış öyle mi? Ne yemeği? Vallahi ne bileyim. Belgin öğretmen diye biri varmış galiba. Nana'yla kanka olmuşlar herhalde. Volkan Bey ile arasını yapmaya çalışıyorlarmış. Bak sen yılana. Benden akıllı sanıyor kendini. Volkan'a Belgin'i ayarlayacak. Sonra dördü beraber takılacaklar. Onun izin vermeyeceğim. Tamam Şakir'e teyze, temiz zaten oralar. Bana biraz izin versene. Müsaade sizin kızım. Dört kişi akşam yemeği. Alo Meral. Canım. Giyin, süslen, akşamüstü bana gel. Akşam Volkan'la tanışıyorsun, itiraz istemem. Hadi çocuklar, bu kadar film izlediniz yeter. Gelişmeleri ben size anlatırım. Şimdi hepinizden burayı boşaltmanızı istiyorum. Ama Gülina... Bakın, Nana ilk eksi puanını aldı bile. Bu iş çocuk oyuncağı değil, bir şeyler düşünmeliyim. Hadi, koşun uyuma, hadi. Şoker, hadi. En heyecanlı yeriydi. Hay aksi ihtiyar. Onun yüzünden Nana zor duruma düştü. Gidip şu buna haddini bildireceğim. Gulina. Senin işine karışmak istemem ama Nana'ya yardım etmeye çalıştıkça daha zora sokuyorsun. Bence bu sınavdan başarıyla çıkacak. Müdahale etme. Haklısın galiba. Merhaba. Dersimi verdim geldim Canikom.
Hoş geldin. Ne oldu? Canı bir şey mi sıkıldı? Yok. Ama yüzün pek kızık şekerim. Yapmam gereken bir şey vardı. Onu yapamadım da. Neyse boşuna gitsin. Evde kimse var mı? Tayfun Bey evde ama yukarıda. Merak etme, inmez daha. Dinleniyor. Nanacığım ya, sence bu elbisem akşamki yemek için uygun mu? Hiç göz alıcı değil. Bana da öyle geldi nanacığım. Dur şimdi hallederiz, merak etme, gel. Alo Meray. Canım neredesin? Kuaförde mi? Güzel. Bana bak, bir günah kadar güzel olmalısın. Volkan'la Nana'nın kankisi değil, sen çıkacaksın. Bana bak, Hakan'la mutluluğum sana bağlı. Ay, ne alakası var? Sen anlamazsın Meray. Hadi ben seni meşgul etmeyeyim de hazırlan çabuk. Hadi öptüm canım, bye. Sen görürsün Nana. O yemeği size zehir edeceğim. Bana bak Volkan, bu yemek işi kesinlikle bir tuzak. Kadın milleti böyledir. Söz konusu erkekler oldu mu hemen bir dümen çevirirler. Sakın bu tuzağa düşme. Tavrını koy. Ben bağlanamam. Hayatımı yaşamak istiyorum. Zaten bir evlilikten yeni çıktım falan diye lafı dolandır. Lafı dolandırıp duracaktır. Sakın geri adım atma. Ben bağlanamam. Uçarıyım, kaçarıyım. Sakın onlara kalma. Tavrını net koy. Benden söylemesin. Öyle mi diyorsun? Hadi bunu dene bakalım. Peki sence nasıl davranmalıyım? Ne demek nasıl davranmalıyım? Koy mesafeni. Cool ol. Bırak o seni çözmeye çalışsın. Alttan alma. Alttan alan altta kalır. Neymiş? Alttan alan altta kalır. Bir daha. Alttan alan altta kalır. İlişki nasıl başlarsa öyle gider. Bu bir savaş, unutma. Savaş istiyorlarsa öyle olsun. Yılmamalıyız. Bu olmadı. Gir içeri, değiş. Bunu dene. Sakın ezdirme kendini. Her an ellerinin arasından kayıp gidecekmişsin gibi dur. Erkekler kaybetme riski olmazsa asla değer vermezler. Üstüne titremeli, unutma. Korunmaya muhtaç yavru ceylan pozlarını sakın yeme. Birden kendini bodyguard gibi bulursun. Lokantada çişe götürür, ceketini tutar, arabasının kapısını açarsın. Ve bunun için ne bir maaş alırsın ne bir takdir sözü. Anladın mı? Canım. Senin için yaptıklarını küçümseme. Çok da fazla yüz verme. Yani bir ayıcık aldı diye dünyaları bağışlamış gibi yapma. Bırak. Daha çok mücadele etsin. Erkekler mücadeleyi sever. Anladın mı? Anladım. Anladım. Ha, hadi göreyim seni. Nana, ben hazırım. Dur. Şimdi inme. Kapı çalınınca bir peri gibi süzülerek ineceksin. Sakın unutma. Tamam mı? Tamam. Aferin. Tamam. Bu aşk hikayesi tatlıya bağlanınca Nana yardımseverlikten artı almayı başaracak. Ay. Volkan, nasılsın? Hoş geldiniz. Hoş buyurun bulduk. Nasıl geçti? Yoğun muydu bugün? İyi. Thank you.
buldum.